Hem de küresel ısınmanın da etkisiyle birlikte dünyada çok fazla yangın takip ediyoruz. Ülkemizde de yangınlar gerçekleşiyor. Yerli ve milli bir teknolojiyle artık bu yangınlara müdahale edilebiliyor. Nuvatek Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özay İpek'le bu konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Kırmızı Köpük adıyla tanınıyor bu ürün. Lütfen tanıtın bizlere nedir, nasıl kullanılıyor, neden kırmızı denildi? Artık %100 yerli ve milli bir üründen bu anlamda bahsediyoruz ki ayrıntılarını lütfen siz paylaşın bizimle. Öncelikle kırmızı köpük demek aslında ürünü tam olarak anlatmıyor. Bu ürün geçen seneki orman yangınlarında hepimizin çok üzüldüğü olaylar yaşandıktan sonra Ar-Ge takımımızın gece gündüz insanüstü bir çabayla uğraşarak geliştirdiği yeni bir yangın söndürme teknolojisi. Benzeri sadece Amerika'da var ama her ülkeye satmıyorlar, stratejik bir ürün. Biz bunu Türk mühendisleri tarafından %100 yerli ham maddelerimiz, yerli madenlerimiz kullanarak geliştirdik. Ürünün temel özelliği hava araçları kendi hızları, doğal rüzgar, yangının oluşturduğu hava türbülansı nedeniyle hava araçlarından atılan suyun 2/3 oranında kısmı kayboluyor. Rüzgarla ve buharlaşmayla dağılıyor. Bizim ürünün en bariz özelliklerinden biri bu hava araçlarından atılan suyun tamamına yakınını bitki örtüsünün üzerine indiriyor. Ama alameti farikası sadece bu değil. Bunun dışında tepe yangını denilen ağaçların tepe noktalarından çok hızlı ilerleyerek o yangının yayılmasını sağlayan tepe yangınını aşağıya indirme özelliği var. Bunun dışında yangın bölgesini soğutma ve tekrar alev almasını geciktirme özelliği de var. Bütün bunlara bakıldığında bu yerli ve milli imkanlarda geliştirilmiş orman yangınıyla mücadelede yeşil vatanın korunmasında çok ciddi katkısı olan bir ürün. Biz bu ürünü şu an kullanıyor muyuz peki? Evet, 1 Haziran'dan itibaren resmi yangın sezonunun başlaması, hava araçlarının göreve başlamasıyla beraber tüm yangın söndürme uçaklarının kalktığı her yangında istisnasız kullanıldı. Çok da başarılı sonuçlar var. Yani şu an tam rakam vermem doğru değil ama şu an 1000'in üzerinde yangın oldu 2022 yılından bu tarafa. 1 Haziran'dan bu tarafa da uçakların uçtuğu 500'ün üzerinde bir yangın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tüm bu yangınlarda kullanıldı ve hem Orman Genel Müdürlüğümüzün yetkililerinden hem arazideki gözlem yapanlardan hatta basın mensuplarından bize geri bildirimler oldu. Hatta hava araçlarının ciddi bir kısmında yabancı pilotlar da görevli. Onlardan bize ulaşanlar oldu. Uçak firmalarıyla sürekli görüşme halindeyiz. Çok şükür ürünümüzün başarısı tescillendi. Birçok yangında kullanıldı. Bu yangınların çoğu haber niteliği taşımıyor çünkü büyümeden engelleniyor. Bu konuda Orman Genel Müdürlüğümüzün cefakat tüm kadrolarını tebrik ediyorum. Yani çok insanüstü bir çaba sarf ediyorlar. Tüm yangınlarda kullanıldı ve çok şükür çok işe yarıyor. Battaniye görevi görüyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İşte tepe yangınını bastırıyor dediğim özellik aslında biraz da bu. Bu ürünün kullanılmasındaki ana hedef aslında yangının rüzgara doğru ilerleme yönünde bir güvenli hat oluşturulması. Yangının büyüklüğüne göre bu hattın genişliğini hava araçları ve OGM'nin talimatlarıyla belirliyorlar. Kırmızı rengin özelliği de bu. Yangın buraya geldiğinde buradaki videolarda da görüyorsunuz bir hat çiziliyor. O hatta yangın belli bir miktarda enerjisini kaybederek o hatta sönümleniyor. Buradaki ana hedeflenen şey kara araçlarına yani kara ekiplerine zaman kazandırması, yangının etrafında güvenli bir hat oluşturularak yangının buranın dışına çıkmasını engellemek, orada belli bir bölgede O zaman yangın o patlaması. hatla birlikte başka tarafa da sıçramıyor yangın. Sıçramıyor. Şöyle tabii Kızılçam'ın şöyle bir özelliği var. Maalesef yangın atmosferle, rüzgarla bazı başka yerlere gidebiliyor. Bizim ürünün uygulandığı bölgelerde şu ana kadar sıçramadığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de Putin'le bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme içerisinde bu kırmızı köpüğün de yer alması bekleniyor.
Ne dersiniz? Bununla alakalı paylaşacağınız notlar var mı? Şu an Orman Genel Müdürlüğümüz dünyada orman yangınlarıyla mücadelede gözde kurumlardan, teşkilatlardan biri. 183 yaşında çok kıymetli bir devlet kurumu. Benim bu süreçteki gözlemlerimde öğrendiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri de dahil birçok ülke Orman Genel Müdürlüğü'ne personel gönderip istişarelerde bulunuyor, tecrübelerinden faydalanıyor. Gerçekten çok kurumsal hafızası büyük ve taşra teşkilatında çok güçlü bir yapı. Burayı gözlemleyen bir sürü ülke var. Şu an bizimle irtibata geçen Avrupa başta olmak üzere birçok ülke var. Ama tabii ki bu stratejik bir ürün. Biz önce yeşil vatanımızı korumakla görevliyiz. Bunun dışında devletimizin izin verdiği, uygun gördüğü her ülkeye ihracat yapmaya an itibariyle hazırız. Bunun başka muadili dünyada var mıdır yoksa tek mi bu? Muadili Amerika'da var ama bizim ürünümüz tam olarak o değil. Bizim saha çalışmalarında gözlemlediğimiz kadarıyla, bunu bizim söylememiz çok doğru değil ama daha iyi o ürün olduğunu iddia ediyor arkadaşlar. Biz de böyle olduğunu düşünüyoruz. Biz ürünümüze çok güveniyoruz. Sadece Amerika'da var ama onların da ham madde kaynağı Rusya. Biz o yüzden önümüzdeki 10 yıl iklim değişikliği nedeniyle bütün dünya bu konuda teyakkuzda. Avrupa'dan bir ülke 2 gün önce bizi aradı. İyi bir ülke, yani gelişmiş bir ülke. 2-3 gün bir bölgedeki yangını söndüremediler. Bu ürünle ilgili bizimle temasa geçtiler. Ama dediğim gibi bu bizim tek başımıza kurduğumuz ilişkilerle satma yetkimiz olan bir şey değil. Devletimizin izin verdiği her ülkeye ihracat yapmaya biz hazırız. Bunu şunun için de soruyorum. Hani ürünü daha iyi olduğunu söylemeniz için değil. Tüm dünyada yangınlar var. Yunanistan'da, Fransa'da, İtalya'da ve yangınların her bölgede çıkması tarımı da olumsuz etkiliyor, turizmi de olumsuz etkiliyor. Böyle düşündüğümüzde ekonomileri de olumsuz etkiliyor. Yani bu anlamda anlamaya çalıştım. Tabii ki şimdi bu kadar buğday tarlasının yanması tesadüf değil. Bakın bizim yangın çıkmadan önce yangının çıkmasını engelleyici ürünlerimiz de var. Sadece hava araçlarından atılan ürün değil. Biz şimdi tıpkı savaşlardaki gibi havadan mücadele çok kıymetli ama karadan piyade girmeden başarı mümkün değildir. Orman yangınları için de aynısı geçerli. Biz bu ürünün tüm arazözlerden ve ilk müdahale araçlarından atılabilir versiyonunu da geliştirdik. Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterindeki araçlara ve teçhizatlara uygun hale getirdik. Çünkü biliyorsunuz an itibariyle gece görüşü bütün dünyada orman yangınlarında çok mümkün değil ama karadan mücadele tüm gece boyunca da devam ediyor. Karadan da güvenli bir hat oluşturulması ile ilgili ürünümüz an itibariyle envanterimizde hazır. Bütün üniversite raporları hazır. Uygunlukları alındı. Bunun dışında bütün bu tahıl tarlalarını koruyacak ya da turizm alanlarını koruyacak, etrafında bir koruma bariyeri oluşturacak ürünlerimiz şu an itibariyle envanterimizde hazır. Özay Bey, son olarak şunu da sormak istiyorum. An itibariyle ihracat yapmaya hazırız dediniz. Bu anlamda bir başvuru var mıdır ülkelerden? Birçok ülkeden başvuru var. Avrupa'dan mı? Bir isim belirtebiliyor muyuz? Yani Avrupa'da 7 ülke diyebilirim şu an size. Avrupa'nın dışında da 10'a yakın, Avrupa'nın dışında 10'a yakın ülkeyle temaslarımız devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun. Milli ve yerli Çok bir teşekkür. üründen bahsediyoruz. İnşallah hepimize güzel şeyler katar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Tabii böyle güzel haberler olunca da insanın yüzü gülümsüyor.